Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz motor, daha doğrusu motor değil bu, gövdesiz motor. Bu alternatör olarak değiştirildi. Yani alternatöre dönüştürüldü. Bunun gücü 11 kW'dir. Tabii maksimum 11 kW'dir. Ama 10 kW'yi net alırsınız. Ağırlığı ise 55-60 kilo civarındadır. Diyeceksiniz ki bazı kişiler soruyorlar. Tek yatak mı, çift yatak mı? Şimdi bunlar da tek yatak, çift yatak sorusu sorulmaz çünkü gözüküyor. Yani bu tek yatak dediğimiz nedir? Jeneratör, yani benzinli dizel motorun krankı bunu döndürüyor ve tek rulman üzerinde oluyor. Buna tek yatak diyorlar. Bu çift yataktır. Yani burada da rulman var, burada da rulman var. Aksi takdirde bu dönmez. Bunun önüne kasnak takacaksınız. Bu kasnağı da neyle döndüreceksiniz? Suyla, su türbünüyle veya projelerinizde kullanacaksınız. Projeleriniz nelerdir? Tabii onu bilemem. Onları siz bileceksiniz. Bunun gücü dediğim gibi 11 kW olup 500, maksimum 550 devirde enerjiyi alırsınız. 220 volt, 380 volt trifazedir. Alırsınız. Dediğim gibi su türbini olarak veya projelerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben sizlere elimle çevirerek ampulü nasıl yaktığını, spreyli nasıl çalıştırdığını kısaca göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Clemens kapağını söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi şu nötrdür. Yani şunlar da 3 fazdır. 1, 2, 3. Şimdi ben fazın 1'i ile nötr arasına ampulü bağladım. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunda yön fark etmez. Sağ yön, sol yön, bakın. Şimdi geriyi çevireceğim. Bakın. Aynı. Güç aynıdır. Sağda da solda da fark etmez. Şimdi şuradan 220 alıyorsunuz. Bir nötr, bir faz 220. Buradan da 220. Buradan da 220. Yani 3 tane ayrı ayrı 220 volt alıyorsunuz. Şöyle izah edeyim. 11 kW. 10 kW diyelim. Şundan 3,5 kW. Şuradan 3,5 kW 220, buradan 3,5 kW 220, buradan da 3,5 kW 220 volt alırsınız. Toplam 11 kW diyelim. Bir de şu fazlar arası 380'dir. Fazlar arası alırsanız direkt 10 kW'yi alırsınız ama trifaz olur. Şimdi ben 380 volta bağladım. Bakın şimdi ampul daha ferli yandı. Düşük devirde. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini şuna yapayım. Bu da fazlar arası 380'dir. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Düşük devirde projelerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ise spreyli bağlayacağım. Spreyli de nasıl çalıştığını göreceksiniz. Evet. Şimdi 380 olayına bağladım. Şöyle yine 220'ye bağlayayım. 220. Bakın. Geri çeviriyorum. İleri çeviriyorum. Bakın. Sağ sol. Fark etmez. Şimdi 380 bölümüne bağlayayım. Daha düşük devirde. Daha yüksek elektrik. Evet. Çalıştığını gayet güzel gördünüz. 220. Evet, dediğim gibi arkadaşlar su türbini olarak kullanabilirsiniz. Tabii bunu bu 800 watt spiral. Bu da 42 watt ampul. Tabii bunları ben elimle rahat çevirebiliyorum ama 1 kW, 2 kW'yi elimle çeviremem. Ona güçlü bir çevirme kuvveti olması gerekir. Ne kadar yüke girerse, yani ne kadar çok kilowatt çekmek isterseniz bu tabii o kadar zorlaşacaktır. Onu da sizlere bilgi vereyim. Evet, isteyen arkadaşlara gönderebilirim. Projelerinizde başarılar dilerim.